Çatışma teorisi, toplumu içindeki farklı gruplar arasındaki eşitsizliklere odaklanarak inceler. Bu teori, 19. yüzyıldan Karl Marx'ın fikirlerine dayanmaktadır. Karl Marx, bir toplumun çeşitli aşamalardan geçtiğine inanırdı. Bu aşamaların en önemlileri ise feodalizm, kapitalizm ve en sonunda ise sosyalizmdi. 19. yüzyılda Avrupa kapitalist bir toplumdu burjuvazi olarak adlandırılan zengin üst kesim azınlığı oluşturuyordu. Proletarya olarak adlandırılan fakir alt kesim de çoğunluğu oluşturuyordu. Şimdi siz çoğunluğu oluşturan kesimin toplum üzerinde daha çok etkili olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak asıl gücü elinde tutan burjuvaziydi. İnsanların ihtiyacı olan her şeyi üreten fabrikalara burjuvazi sahipti. Hayatlarını kazanmak için ne üretirlerse onu satıyorlardı. Proletaryalarınsa geçimlerini sağlamak için satabilecekleri tek şeyleri iş güçleriydi ve emeklerine karşılık ödeme almak içinse fabrika sahiplerine bağımlıydılar. Ancak bu sadece tek taraflı bir bağımlılık değildi. Fabrika sahipleri de güçlerinin azalacağı korkusuyla bunu hiç kabul etmeseler de fabrikalarında çalıştırmak için işçilere bağımlıydılar. Fabrika sahipleri ve işçiler arasında önemli ölçüde ekonomik eşitsizlik vardı. Marx, toplumu değişikliğe gitmede tetikleyen şeyin bu ekonomik eşitsizlik olacağına inanmaktadır. İşçi sınıfı sömürüldüklerini anlayınca bir sınıf bilinci oluşturmak için birleşeceklerdi. Bu sınıf bilinci bir bakıma herkesin aynı düşüncelere sahip olması demekti ki böylelikle işçi sınıfı daha güçlü olacak ve kapitalist düzeni devirecekti. Marx'ın sunmuş olduğu modele göre bir grubun başka bir grubu ekonomik olarak sömürdüğü bir toplum aslında kendi yıkılışının tohumlarını ekmektedir. Bir toplumun genel olarak kabul edilen mevcut durumu veya tezi bir tepkinin veya kabul edilen teze karşı bir antitezin oluşmasına sebep olacaktır. Kapitalist bir toplumda kabul gören tez burjuvazinin fabrikaları işletmesi İşçi sınıfınınsa gerekli iş gücünü sağlamasıydı. İşçi sınıfının bu gidişatı değiştirme isteği ise antitezdi. Tez ve antitez birlikte varlıklarını sürdüremez. Bir taraf mevcut durumdan son derece memnun ve her şeyin olduğu gibi devam etmesini ister. Diğer tarafsa değişikliğe gitme yolundadır çünkü mevcut durumun gidişatından gerçekten memnun değildirler. Bu iki taraf arasındaki mücadele nihayetinde bir uzlaşmaya veya ikisinin bir sentezine yol açacak. Yani yeni bir durum yaratarak iki grup arasındaki gerginliği çözecektir. Buradaki sentez belki de işçi sınıfından üyelerin yönetimsel pozisyonları devralmaya başlamasıdır. Yönetici haline gelen az sayıdaki işçi grubu yeni bir orta tabaka yaratabilir ve bu yeni grup fabrika sahiplerinin kendilerinden bile daha fazla güce sahip olabilir. Tezin ve antitezin bu sentezi Er ya da geç kendi içinde yeni bir tez haline gelir ve bir kez daha kendi karşıtını yaratma sürecine girer. Belki de yeni orta sınıf o kadar güç kazanır ki fabrika sahipleri kendilerini tehdit altında bulur. Orta sınıf yeni elde ettikleri statüden oldukça memnundur ancak burjuvazi paylaşımda bulunmak istemez. Orta sınıfın diğer herkes üzerindeki güçlü etkisi yeni tez haline gelir ve Burjuvazi de bir antitez oluşturarak bu durumu değiştirmek ister. Ancak belki de Burjuvazi herhangi bir tehdit hissetmeyecektir ama işçiler eski arkadaşlarına ve onların kazandıkları güce karşı kızgınlık hissedeceklerdir. Şimdi de işçiler mevcut durumun değişmesini isteyecektir. Teze karşı gelen antitezin kaynağı herhangi bir huzursuzluk kaynağı olabilir. Bu mücadele durulduktan sonra bile er ya da geç huzursuzluk tekrar baş gösterir ve bu huzursuzlukla gerginliğin yeni kaynağından bir antitez ortaya çıkar. İki karşıt taraf fikri, tarih boyunca birçok defa gündeme gelmiştir. W.E.B. Dubau, Afrikan Amerikalıların eşit haklar için mücadelesinde çok etkili olmuştur. Ve kadınların oy hakkı hareketi gerginlik yaratmış ve nihayetinde toplumu değiştirmiştir. Mevcut durum ve onun karşıtı arasındaki bu çatışmaların her biri nihayetinde yeni bir tez haline geldi ve sadece bir başka gerginlik kaynağının çıkmasını bekledi. Çatışma teorisi toplum içinde meydana gelen köklü değişikliklere modellik etmede harika bir iş ortaya koymaktadır. Ancak bu teori bir toplumun yaşayabileceği istikrarı hesaba katmamaktadır. Ayrıca bir toplumun nasıl bir arada varlığını sürdürdüğünü de açıklayamamaktadır. Mevcut durumdan da hiç hoşlanmamaktadır. Çatışma teorisinin uygulanmasına ilişkin daha söylenebilecek çok şey vardır. Bu teorinin cevaplayamadığı da birçok şey vardır. Sonuç olarak çatışma teorisi içinde yaşadığımız toplumun karmaşıklığını anlamamızda bize yardımcı olacak araçlardan yalnızca biridir.